biz yoksulluğun, fukaralığın ne olduğunu biliriz. Biz henüz tanesi dolmadan kurumuş başakların arkasından geldik. Kimileri onun için Türkiye'nin hafızası dedi. Kimileri de Cumhuriyet'in kara kutusu. Çocuğu yoktu ama seçmeninin babasıydı. Çoban Sülü'ydü, su müdürüydü, barajlar kralıydı, şapkaydı. Yasaklı, adının anılmasının sakıncalı olduğu dönemde bir bilendi. O, Türkiye tarihine damgasını vuran en önemli aktörlerden biriydi. O, Süleyman Demirel'di. Şimdi şimdidir, yarın yarındır. İkisinin arasında ne olacağını bilemezsiniz. Bu dün dündür. Bugün bugündürün devamıdır. En ünlü sözlerinden biri, dün dündür, bugün bugündürdü. Üniversite öğrencilerini protesto gösterisinde görünce yolların yürümekle aşınmayacağını söyledi. 70'lerde kuyruklar, yokluklar varken memlekette benzin vardı da biz mi içtik dedi. O yıllar kendi deyimiyle 70 sente muhtaç olunan günlerdi. Ama Süleyman Demirel'e göre binaenaleyh demokrasilerde çare tükenmezdi. Ben 40 sene halkıma başınız göğe değecek kadar dik olsun dedim. Öyle olmasını istiyorum. Ben Türkiye'de bir şey daha mücadelesini yaptım. Konuşan Türkiye. Darbe tehdidiyle başbakanlıktan istifa ettirildi. Yasaklandı, yargılandı, askeri gözetim altında tutuldu. Ama başbakanlık koltuğundan 6 kere gitmesine rağmen 7 kez geri döndü. Sonunda 1993'te Çankaya yokuşunu tırmandı. Devletin zirvesine çıktı. 7 yıl aradan sonra 16 Mayıs 2000'de Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. 40 yıla yakın siyaset hayatı aslında yakın Türkiye tarihinin bir özeti gibiydi. Benim aradığım susan Türkiye değil, benim aradığım konuşan Türkiye. Konuşsun vatandaş. Bir defa konuşmayı öğrenirsek sonra o konuşmalarda dengesizlik şikayetleriniz varsa bu şikayetler kaybolur. Şimdi bakın, bir çocuk eğer yürümesini öğrenmeye başladığı zaman kırıyor, döküyorsa ona mani olursanız yürümesini hiç öğrenmez. Bırakın konuşsun adam. Bir yerde dengeli, akil ve sağduyulu konuşmayı da öğrenecek. ...1924'te Isparta İslamköy'de dünyaya geldi. Nüfus cüzdanındaki tam adı Sami Süleyman Gündoğdu Demirel'di. Hayata köyde çobanlık yaparak atıldı. Azimliydi, çalışkandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. İnşaat mühendisi oldu. Başbakan Adnan Menderes'in dikkatini çekti. 1955'te 31 yaşında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne atandı. O artık Menderes'in su müdürüydü, barajlar kralıydı. O bir köy çocuğuydu. Anadolu'nun acılarını ve davalarını avucunun içi gibi biliyordu. Mütevazı bir köy evinde dünyaya gelmişti. Her akan suyun başında yıllarca önceye gidiyor ve kendi çocukluğunu görür gibi oluyordu. 1950 senesinde Türkiye'nin sadece 13 köyünde elektrik vardı. Türkiye'nin 35 bin köyü vardır. 1965 senesinde benim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğum zaman bu 300'dü. 300 köydeydi. Ne oldu? 3 tane baraj, 202 tane oldu. Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde aslında bir şey. Peki. Yani sizin sorunuzu hayal ettiğiniz zaman bunu ben... Sual ediyorum. Halbuki biz bunun... 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı 27 Mayıs 1960'taki darbeyle sonlandı. Başbakan Adnan Menderes idam edildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hapse atıldı. Kapatılan Demokrat Parti'nin yerine Adalet Partisi kuruldu. Demirel 1962'de Adalet Partisi'ne üye oldu. Kendisi de zaten ben siyasete atılmadım, itildim diyor.
ve Adnan Menderes idam edilmeseydi siyasete girmezdim diyor. Adnan Menderes'in de 1950'li yıllarda ilginç bir tespiti var, bir öngörüsü var. Diyor ki, bu çocuğa dikkat edin diyor, ileride geleceğin başvekili olur diyor. Celal Bayar Mart 1963'te AFLA serbest kalınca Ankara'da olaylar çıktı. Yüzlerce kişi taşla sopayla Adalet Partisi Genel Merkezi'ne yürüdü. O sırada binadaki birkaç kişiden biri olan Süleyman Demirel kapıya barikat kurarak canını kurtardı. Birkaç gün sonra da istifa etti. Şapkasını aldı gitti efsanesi de böyle başladı. Benim halkı selamama vasıtamdır. Anlamlıdır. Yani hiç benden ayrılmamıştır, hep benimle beraberdir. Ya, zaman zaman takaziye de aldılar, şapkasını aldı gitti diye. Ben de onlara cevap verdim. Yani bırakıp mı gitseydim şapka, benim şapkam. Haziran 1964'te Genel Başkan Ragıp Gümüşbala'nın beklenmeyen ölümü üzerine Adalet Partisi'ne geri döndü. Genel Başkanlığa adaylığını koydu. Saadettin Bilgiç'e rakip oldu. Duvarda bir Türkiye haritası var. Böyle renkli butonlar saplamış. Ve altında da bir sayı var. Dedi ki, işte dedi, ben bu kadar oyla yarın seçiliyorum dedi. Hep iddiası rakamlar üzerine olmuştur Süleyman Demirel'in. Gerçekten ertesi gün kongre toplandı. Bir eksiğiyle o söylediği rakamın bir eksiğiyle Süleyman Demirel kazandı. Yıllar sonra konuştuğumuzda bu anımı naklettiğimde, peki dedi, o bir oy niye eksikti biliyor musun dedi. Hayır. Adam hastalanmış gelemedi dedi. Türkiye fötr şapkayla böyle tanıştı. Demirel artık ana muhalefet partisinin genel başkanıydı. Şimdi hedefi başbakanlıktı. 8 Aralık 1964'te Çankaya Köşkü'ndeki liderler zirvesine çağrıldı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, CHP azınlık hükümetinin başbakanıysa İsmet İnönü'ydü. İnönü 80, Demirel 40 yaşındaydı. Demirel hükümeti eleştirince İnönü tepki gösterdi. Hükümet Çankaya işi değildir, meclis işidir. Gelin orada konuşalım. Bulun çoğunluğu, siz yapın dedi. Sonra dedi, biz Çankaya'dan yürüyerek döndük dedi, liderler dedi. Ben dedi Osman Bey'e, yani Osman Büyükbaşı'ya, adam haklı dedim dedi. Demokrasi bu. Biz şimdi hep bir araya gelelim. Geldiğimizde zaten oyumuz daha fazla. Devirelim, yeni hükümet kuralım. Aslında İnönü bu uyarıyla kendi sonunu da hazırladı. Rakibine taktik verdi. Demirel'in yıllarca dilinden düşürmeyeceği "Bulun 226'yı devirin" sloganı işte böyle bulundu. Bütçe oylamasında İnönü hükümeti devrildi. Suat Hayri Ülgüplü'nün başbakanlığında koalisyon hükümeti kuruldu. Demirel artık başbakan yardımcısıydı. Demokrat Parti 1946'da kurulduğunda bu kavrama yabancı halk arasında demirkrat diye anılmıştı. Adalet Partisi de Demokrat Parti'nin devamı olduğunu vurgularcasına kitap ve güneşten vazgeçti, amblemini kratla değiştirdi. Atın sağa mı sola mı bakacağı o zaman tartışılmıştı. Noktayı Tümer Argın'ın çizimi koydu. Demirel elinde fötür şapkasıyla meydanları dolaştı. Adalet Partisi 10 Ekim 1965'teki seçimlerde %53'e yaklaştı. Tek başına iktidar oldu. Kırdına bin gel Süleyman, kırdına bin gel Süleyman, kırdına bin gel Süleyman, kırdına bin gel Süleyman. Sen babamızsın Süleyman, babu başka büyük Süleyman. Sen babamızsın Süleyman, babu başka büyük Süleyman. Yunanistan'da 41 yaşında bir adamın başbakan oluşunu şaşırtıcı buluyoruz. 41 yaşında Demirel başbakan oldu. 1965'te. Demirel'in Türkiye sevdası Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her tarafını imar ve inşa etmek ve Türkiye'deki yaşayan her vatandaşın
hepsinde her şeyin olması sevdası onu yollara düşürmüştür. Siyasette Kurtuluş Savaşı kahramanları devri kapanıyor, 1920'lerde dünyaya gelen siyasetçilerin Cumhuriyet kuşağının dönemi başlıyordu. Devri Süleyman da 38 yıl sürdü. 7 ayrı hükümette 10,5 yıl başbakanlık yaptı. Şimdi 7 kere geldiyseniz 6 kere gitmiş olmanız lazım. Marifet gitmekle değil, marifet gittikten sonra gelmek. Süleyman Bey Türk siyasi hayatının en uzun dönemli aktörüdür ve her kademede 60'tan sonra her kademede bulunmuştur. Türkiye'ye çok büyük tabii ki hizmetleri olmuştur. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, Anadolu'nun imarı, bütün bu yönlerde. Demirel başbakanlık koltuğuna otururken Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ağır hastaydı. Doktor raporuyla görevden alındı. Adalet Partisi mecliste çoğunlukta olduğu için Demirel rahatlıkla Cumhurbaşkanı olabilirdi. Ancak istemedi. Daha doğrusu isteyemedi. Cumhurbaşkanı olacak kadar benim Türkiye parlamentosunda desteğim vardı. Adalet Partisi'nin Cumhurbaşkanı seçtirecek kadar desteği vardı. Ama o günün şartları başkaydı. Demirel bu koşullar altında, bu ortamda, o konjonktürde ve aday olmayı düşünmedi. Ve çünkü Türkiye'nin o andaki ortamında hala gene 27 Mayıs'ın etkisi devam ediyordu. Süleyman Bey'in bana söylediği şu. Makam odama oturuyorum. Karşımda 3 tane idam sehpası görüyorum. Makam odama oturuyorum. Oturduğum koltukta Menderes'in hayalini görüyorum. Kendisinden önceki başbakan asılmış. Demirel'in başbakanlığı döneminde Boğaziçi Köprüsü, Ereğli Demir Çelik İşletmeleri, Keban Barajı, Güneydoğu Anadolu Projesi GAP gibi büyük yatırımlara imza atıldı. Köylere yol, su, elektrik götürüldü. Elektrik enerjisi medeniyetin müjdecisidir. Yalnız ondan evvel gelen ekmektir. Eğer insan yani karanlıkta oturabilir de aç oturamaz. Onun içindir ki benim içinden geldiğim Anadolu köyü ve köylüsü, bilhassa 30'lu 40'lı yılları söylemek istiyorum. Hem karanlıktaydı hem de mahsul olmadığı zaman hayvanı da açtı, kendisi de açtı. Biz o ızdırabın içinde yetiştik. Biz yoksulluğun, fukaralığın ne olduğunu biliriz. Bunu ortadan kaldırmanın ne olduğunu biliriz. Biz henüz tanesi dolmadan kurumuş başakların arkasından geldik. Bu başaklar kurumamalıydı, ona su lazımdı. Ve bizim kavgamız bozkırla yeşilin kavgasıydı. Bozkırı yeşile çevirmeliydik. 12 Ekim 1969'da Adalet Partisi %46 ile birinci parti oldu. En yakın rakibi %27 ile CHP'ydi. Süleyman Demirel yeniden başbakanlık seçildi. Ancak o dönem kimsenin bilmediği, ordunun 2 yıl sonra müdahale edeceği ve Süleyman Demirel'in başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalacağıydı. Türkiye 70'li yıllara sancılı girdi. Bir yanda artan pahalılık, diğer yanda karışan sokaklar, anarşi vardı. O dönemde söylediği bir söz yıllar sonra bile eleştiri konusu olacaktı. Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. Siyaset öyle bir şeydir ki bir laf söylersiniz o size yapışır. Evet. Yani onu ne kadar uğraşsanız temizlemeye temizleyemezsiniz. Ondan sonra birçok kere söyledim. Dedim ki kim cinayet işlerse cani olur. Kim suç işlerse suçlu olur. Sağcısı solcusu olmaz. Suçlunun sağcısı solcusu olmaz. Bir basın toplantısında diyordu. Bana soruyor diyor ki acaba kaç kişi sağcılar tarafından o tarihte öldürülmüştür? Ben emniyet makamlarına soruyorum. Emniyet makamları bana diyor ki sağcılar tarafından şu anda
şu tarihte öldürülmüş kimse yok. Bana savcılar suçluyu dedirtemezsiniz o tarihte dedim ben. Ama söylediğim gibi ondan sonra söyledikleriniz hepsi güme gider. Sadece o kalır sırtınızda, uğraşır dursunuz. Kamburunuzdur o. ...12 Mart 1971'de ordu muhtıra verdi. Hükümet istifa etmezse darbe yapılacak denildi. Demirel başbakanlığı bıraktı. Şimdi orada Süleyman Demirel'e şey derler, şapkasını aldı gitti. Efendim niye istifa etti? Ya adam diyor ki yeni bir hükümet kurulması gerekir. Bugünkü hükümetin istifa etmesi gerekir. Eğer bugünkü hükümet istifa etmezse ordu idareye el koyacaktır diyor. Ne yapardı Süleyman Demirel? Süleyman Demirel ordusu mu var? Yapılacak iş muhtırayı veren 5 tane or generali emekliye sevk etmek. Nasıl sevk edeceksiniz? Cumhurbaşkanı'nın onayıyla. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay o gün Süleyman Demirel'in başbakanın telefonlarına çıkmadı. Şimdi başbakan bu durumda yapabileceği ne var şapkasını alıp gitme dışında? O dönemde Süleyman Bey'den benim en fazla duyduğum laf şudur. Önemli olan meclisin açık kalmasıdır. Süleyman Demirel'in siyasi hayatı boyunca en çok eleştirildiği olaylardan biri de bu dönemde yaşandı. 24 Nisan 1972'de mecliste Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam oylaması yapıldı. Demirel idamlara evet oyu verilmesinde başroldeki isimlerden biriydi. İdam kararı 6 Mayıs 1972'de infaz edildi. Cebel teşebbüs suçunu işlediğiniz sabit gördüğü Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası da teyzeyinize karar verdi. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir. İdamların hemen sonrasında Adalet Partisi'nin en büyük rakibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider değişti. İsmet İnönü'nün yerine genel başkan koltuğuna Bülent Ecevit oturdu. Eski dost gibi görüştük. Yine eski dost gibi ayrıldı. Artık Başbakan Süleyman Demirel, ana muhalefet partisi lideri ise Bülent Ecevit'ti. Bu ikili siyaset hayatları boyunca birbirlerinin rakibi olacak ve birbirlerine karşı geleceklerdi. Ancak o gün 13 Mart 1973'te mecliste beraber hareket ettiler. Eski Genelkurmay Başkanı Faruk Güller'in Cumhurbaşkanı adaylığına birlikte karşı çıktılar. Meşhur bir lafı vardır Süleyman Demirel'in, dün dündür bugün bugün. İşte o laf oradan çıkmakta. Toplantı yaptılar. Nereden geliyorsunuz? Ecevit'le mi görüştünüz? Bunu reddediyor Süleyman Demirel. Fakat daha sonra bu toplantı ortaya çıkınca siz bizden gizlediniz diyorlar. Süleyman Demirel de diyor ki dün dündür bugün bugün. Yani bugünkü şartlarda bunu açıklayabilirim. Çünkü o gün gizli bir toplantıydı. Askere de duyurulmaması gereken bir toplantıydı. Öyle bir baskı ki ve arkadaşlarım diken üstündeydi adeta. Yani ne yapalım? Yani bir taraftan işte öyle bir şey vardı ki meclis kapanacak. Tekrar iptal olacak. Tekrar darbe olacak. Bunu seçmezseniz. Yani böyle tehditler var. Yani bu tehditlere karşı bir büyük bir direniş var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Demirel kendisine muhtıra veren, koltuğundan eden komutanlardan rövanşı 1973'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldı. Köşke çıkacağına garanti gözüyle bakılan Orgeneral Faruk Gürler kaybetti. 1970'ler siyasetin çok sert yapıldığı yıllardı. Demirel ile Ecevit birbirlerini kıyasıya eleştirdi. Koalisyon arayışları olduğu dönemde yan yana gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı kimi kime şikayet ediyor? Kendisi hükümetti. Hükümet başkanıydı. Neyi bırakıp gitti? Neyi bırakıp gitti? Demirel için şarkılar yazıldı, meydanlarda çalındı. Yılmaz Türkoğlu'nun seslendirdiği Adalet Partisi marşı bir siyasi lider için yazılmış ilk şarkıydı. Demirel, Demirel, iktidara yine gel. Demirel, Demirel, iktidara yine gel.
de seni istiyor, kimse olamaz. Bir müzik yoktu. Çalacak bir müzik. Aklıma bu mısralar geldi. Mısra da demeyelim, şarkı sözü de demeyelim ona. Slogan diyelim. Demirel Demirel yine iktidara gel, millet seni istiyor. Kimse olamaz engel. O kafiye de oturdu. Ve bunu bestirdik. Marş gibi de çaldık bunu. Bitiklerde. Tuttu bu. Demirel bu dönemde kah muhalefet de kah başbakanlık koltuğundaydı. Bülent Ecevit'in kurduğu koalisyonlar yürümeyince Demirel milliyetçi cephe hükümetlerini kurdu. Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan koalisyon ortaklarıydı. Hükümetin başındaki Demirel bile bitli yorgan adını kullanıyordu. Yani bu bitli yorgan diye bahsediyordu birinci milliyetçi hükümet, ikinci milliyetçi hükümet. Demirel'in yamalı bohça tabiri, eğer kendinin arzu ettiği yönde onun tekliflerine iştirak etseydik o yamasız bohça olurdu. 1979'un son günlerine girilirken Demirel başbakanlık koltuğuna bir kez daha oturmuştu. Ekonomi çökme noktasındaydı. Kuyruklar, yokluklar vardı. Demirel'in deyimiyle 70 sente muhtaç olunan bir dönemdi. Türkiye ekonomisinde büyük dönüşüme yol açacak 24 Ocak kararları böyle bir ortamda alındı. Petrol yok, gaz yok, tuz yok, bez yok, hiçbir şey yok, şeker yok. Yok, yok, yok. Enflasyon %144. Türkiye tarihinin en karanlık yıllarını yaşıyordu. Sağ ve sol kesimden her gün onlarca genç öldürülüyordu. Kanlı 1 Mayıs, Kahramanmaraş katliamı, siyasi cinayetler peş peşe geliyordu. Ben 1979 Türkiye'sini sırtlandığım zaman Türkiye kan deniziydi. Bunu durdurmaya biz çalıştık. Bunu neyle durduracaktık? Devletin güvenlik kuvvetleriyle. Fakat güvenlik kuvvetleri görevlerini ifade zorlandılar. Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. ...12 Eylül 1980'de ordu yönetimi el koydu. Asker Süleyman Demirel'in başbakanlığını ikinci kez sonlandırdı. Çanakkale Hamzakoy'da askeri gözetim altında tutuldu. 1982 anayasasıyla siyaset yasağı getirildi. 12 Eylül sonrası hakkında açılan yüzlerce dava vardı. Ben o davalarda iki arkadaşımla birlikte onun avukatlığını yaptık. Türkiye'nin her tarafında açılmış olan davalardı. O davaları vesile sayarak, sebep sayarak hiçbir gün serzenişte bulunduğunu görmedim, duymadım. 1983 seçimleri yaklaşırken Demirel perde arkasında kalarak Büyük Türkiye Partisi'ni kurdurttu. Genel Başkan, emekli General Ali Fethi Esener olsa da parti kapatılmaktan kurtarılamadı. Demirel bu kez de zincir bozanda askeri gözetim altına alındı. Bizi zincir bozan diye bir yere koydular. 16 kişi otururuz orada. Tabii partinin kapatılma merasimi var. Ali Fuat Esener Paşa'yı çağırmışlar. Partiyi mühürlüyorlar. Sordu basın da orada. Ne diyorsunuz? Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun dedi paşa. Radyoda bunu dinlerken Sayın Demirel'in bir metre havaya zıpladığını gördüm. Düşünün ki partinin genel başkanı ayıp ettiniz, yazık ettiniz. Bizim arkadaşları hapsettiniz diyeceği yerde vatana millete hayırlı olsun diyor. O zaman Demirel dedi ki ikinci plan, B planımızı devreye sokalım. Partinin adı Doğru Yol Partisi. Her şey değişti.
Ben de seni bekliyordum. Geri döneceğim. Ne? Daha sonra sağdaki somunu sıkıyoruz. Su basıncını ayarlayan üçüncü somun. Yavaş internet başınıza iş açıyorsa çözüm telefonla değil, Vodafone'la. En hızlı mobil internetin Vodafone'da olduğu bağımsız kuruluşça test edildi, onaylandı. Takım ruhu sahada da evde de aynıdır. İyi bir takım her zaman birbirine destek olur. Tıpkı Indiflex Plus teknolojisiyle aynı anda 8 farklı sıcaklık ve zamanda yemek pişirebilen Beko Ancastre indüksiyonlu ocak gibi. İşte biz birlikte böyle iyi bir takımız. Beko FC Barcelona resmi sponsoru. Beko. Açıkçası sizin daha geniş bir buzdolabına ihtiyacınız var. Ama dışı değil, İçi daha geniş bir buzdolabına. Biraz daha geniş. İşte bu kadar. Bosch'tan yeni 6 serisi buzdolabı. İç hacmi 54 litre daha geniş. Bu onu kendi serisindeki en geniş hacme sahip buzdolabı yapıyor. Bosch, yaşam için teknoloji. Şık tasarımlı Ancastre fırın, ocak, davlumbaz ve Ancastre bulaşık makinesinden oluşan paket 120 liralık 24 ay taksit ve Koç Finans güvencesiyle sizi bekliyor. Beko FC Barcelona resmi sponsoru. Beko. Her şey bir gülüşüne bakar. Signal White Nalman. Anında bembeyaz dişler, dayanılmaz gülüşler. Sence ben mi daha güzel yemek yapıyorum yoksa annen mi? Ateş bastıran sorulara... Anında serinleten turbo soğutmalı Vestel Klima. Bu yaz ücretsiz 5 yıl garantili Vestel klimalarla hem turbo hızında serinleyin hem de özel tasarım filtre sayesinde tam 10 kat daha sağlıklı havayla ferahlayın. Türkiye bestelleniyor, Türkiye bestelleniyor. Tüpünüz yıllardır tıkır tıkır çalışıyor. Hem nefis yemekler pişiriyor hem suyunuzu sıcacık ısıtıyor. Güvenle çalışmaya devam etmesi için her 10 yılda bir dedantörünüzü, her 3 yılda bir hortumunuzu mutlaka değiştirin. Üstelik şimdi Aygaz ve Mogaz hortum ve dedantör sadece 16 lira. Demirel'in 1980'li yıllardaki en büyük rakibi, bir zamanlar müsteşarı olan Anavatan Partisi lideri Turgut Özal'dı. 1987'de siyasi yasakların kalkması için referandum yapıldı. Başbakan Özal, yasakların devamından yana olunca iki dost arasındaki köprüler atıldı. Yasakların kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan referandum bence tabii ki bizim mesafelerimizi açmıştır. Çünkü Sayın Özal köy köy, kasaba kasaba dolaştı, yasakların devamını istedi. Yasakların devamını isteyen bir demokratik zihniyet olur mu? Siyasi yasaklar sadece 70 bin oy farkla kalktı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş 7 yıl sonra tekrar siyasete döndü. Doğru Yol Partisi Kongresi'ne katılan Demirel'in ilk sözü nerede kalmıştık oldu. Hüsamettin Cindoruk çekildi. Demirel genel başkan seçildi. Vatan için, millet için çekilen çile ve meşakkat helal olsun, helal olsun. Barışmasını ondan öğrendim. Kavga edeceğiniz zaman muhakkak barışmanın yollarını sonunda arayın derdi. Ve sizden yardım isteyen insana daima yardım edin derdi. Kendisi hiçbir zaman için
her günün bir sabahı vardır sloganını bize alıştırmıştı. Süleyman Devrinel efsane tabii çünkü o hikayeyi biliyorsunuz herhalde, herkes de bilir. Yıllar sonra bir batılı gazeteci Türkiye'ye geldiğinde demiş ki bu Demirel Junior mu? X'lerde olan, yani Demirel'in oğlu mu diye sormuş. Yok demişler, Demirel'in oğlu değil, Demirel'in kendisi. Şaşırmış adam yani. Turgut Özal erken seçime gitti. Anavatan Partisi yeniden iktidar oldu. Fakat Özal artık rahat değildi. 1989'da Cumhurbaşkanı seçildi ama Süleyman Demirel'in ve eski liderlerin sıkı muhalefeti vardı. Benim memurlarım, benim emekli, dul ve yetimlerim, benim esnafım, benim sanatkarım, benim şoförüm, benim tüccarım, benim sanayicim. Hepinize sesleniyorum. Yalvarma, yakarma, ağlama, sızlanma, yalan ve dolana kanmayın. Sandık başına gidin, kaderinize el koyun, bu iktidarı başınızdan atın. Bir saatlik bir konuşmaya 4 saat çalışırdı. Bu onun kuralıydı. Halkın önüne çıkmayı çok ciddiye alıyordu. Çünkü halkıyla özel bir, hatırlarsanız özel bir siyasetçi olarak ilişkisi vardı. Çok samimiydi. Aradan bütün kanalları çıkartarak. Belediye, memleket meseleleri ziller toplu çıkışı yapmaya benzemez. 20 Ekim 1991, 12 Eylül'den sonra kurulan tüm dengelerin değiştiği bir seçim oldu. ANAP iktidarı gitti, yerine DYP-SYP koalisyonu geldi. O seçim siyasal iletişim tarihi açısından da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Siyasi partiler vaatlerini, icraatlarını televizyon reklamlarıyla vatandaşa anlatmaya çalıştı. Popüler şarkılara siyasi sözler yazıldı, liderlere uyarlandı. 1991 belki de o güne kadar görülen en renkli seçim oldu. Hayır! Gerçek demokrasi için. Hayır! Hukuk düzeninin yeniden kurulması için. Hayır! Korunan iktidarı 21 Ekim sabahı doğacaktır. 21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye. DCP. 12 Eylül sonrasındaki işkencenin, karakollarda, garnizonlarda insan ölümlerinin çok arttığı bir dönemde Doğru Yol Partisi 91'de toplumun ciddi bir şekilde baskı altında inlediği bir anda duvarları camdan olan karakollar yapacağız kampanyası önemli etki yaptı ve birinci parti yaptı. 1991'deki Doğru Yol Partisi'nin kampanyası o güne kadar yapılan en büyük kampanyadır. En sürrealist kampanyadır. O kampanyada vaat edilen şeyler o kadar muazzamdır ki, o kadar çoktur ki, o kadar büyük bir vaat bombardımana tutturmuştur ki o dönemin seçmenleri. Seçmenler ya bunların 1/4 bile yapılsa bizim hayatımız muazzam olacaktır noktasına gelmişlerdir. Hedefimiz herkese 2 anahtar. Her aile bir ev, bir de araba sahibi olabilmeli. Cumhuriyet döneminin en güçlü ekonomik programını getiriyoruz. Evet. Demokrat Halkçı Parti ile Doğru Yol Partisi sadece Ankara'da değil, Kulu Meydanı'nda da halkı bir araya getirdik. Kulu Meydanı'nda. 1991'de 8 yıllık Anavatan Partisi iktidarı yıkıldı. Yerine Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonu geldi. Süleyman Demirel 7. kez başbakandı. Yardımcısı Erdal İnönü'ydü. Çok partili yaşama girdiğimizden bu yana CHP Demokrat Parti bunlar vardı. İki büyük parti. Bunlar çok partili döneme damgasını vuran partiler. Şimdi onların devamı olan 2 parti var. Doğru Yol ve SHP. Bu toplumda büyük bir yaklaşma, büyük bir barışa da yol açabilir. Bir büyük felsefe adamının peşinden gittik. Bu bir inanç meselesi. İnandık, gittik ve sonunda başardık. Neyi başardık? 91 yılında hür, adil seçimlerle demokrasiyi yeniden Türkiye'de hakim rejim haline getirdik. Bu büyük bir Demirel mücadelesinin sonucudur. Kendisini
Güniz Sokak'taki evinden alıp Hamza Koy'a yollayanlar, ki ben 14 Eylül günü Hamza Koy'a gittim. Orada gördüğüm muameleyi burada söylemek istemiyorum. Ali Şener'le beraber sanıyorum Türkiye'de Hamza Koy'a giden ender insanlardan biriyim. Bir inanç meselesiydi, gittim. Döndük geldik. O günden sonra mücadelemizi bırakmadık. Türkiye'de yeniden demokrasi hakim olsun. Yeniden Türkiye'de insanlar hür konuşabilsin, hür yaşayabilsin. Türkiye'de adil bir devlet düzeni olsun diye uğraşılan dönem 91'de yeniden ihtar olmuştur. Cumhurbaşkanımız maalesef bütün çabalara rağmen kurtulamamıştır. Bu şekilde yani kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993'teki beklenmedik ölümüyle Çankaya bir kez daha sahipsiz kaldı. Gözler Süleyman Demirel'e çevrildi. Demirel, Cemal Gürsel'den sonra Cumhurbaşkanı olma fırsatını yakalamış ancak istememişti. Şimdi önünde ikinci kez köşk seçeneği vardı. Özal öldüğünde Aydın'daydı. Haberi İsmet Sezgin verdi. Turgut Özal maalesef Turgut Bey vefat etmişti. Yapma dedi. Kıpkırmızı oldu, sapsarı oldu böyle. Dedim efendim size Cumhurbaşkanı göründü. Siz ayrılırsanız partiden, parti dedim dağılır. Yani emeklerimiz yazık olur. Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyuyoruz. İktidarı paylaşan DYP-SYP koalisyonu son derece uyumluydu. O uyum Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasına da yansıdı. SYP lideri Erdal İnönü, Demirel'in Çankaya çıkmasına yeşil ışık yakmıştı. Sayın Demirel'e inanarak destek vermektir. Sayın Demirel'in iyi bir Cumhurbaşkanı olacağına inanarak, tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacağına inanarak ona destek vermektir. Yakın zamanlara kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştığında asker mi sivil mi tartışması yaşanırdı. Özal'ın ölümünden sonra böyle bir tartışma yaşanmadı. Çünkü tartışma darbelerin gölgesinde değil, siyaset kulislerinde yaşandı. Pazarlıklar sona erdiğinde Demirel, yıllardır siyasi arenada mücadele ettiği Cumhuriyet Halk Partisi ekolünün devamı olan SYP'nin de oylarıyla Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilçe ve inkılaplarına. Demirel Cumhurbaşkanı döneminde başarılı bir performans sergiledi. Tarafsız, objektif bir cumhurbaşkanı oldu. Türk dünyasının aksakalıydı. Yani şu anda Türk dünyasını yöneten pek çok liderlerin ifadesiyle o hepimizin ortak değeri, o hepimizin Demireli. Ama aynı Demirel 28 Şubat döneminde eleştirilerin de hedefi oldu. Çoban Sülü, Ispartalı Süleyman hani falan filan derken birdenbire 9. senfoniyi şey edince işte Çağdaş Uygarlık diyen bir portre, Cumhurbaşkanı portresi çıktı ortaya. Ve 28 Şubat'ın Cumhurbaşkanı oldu. Yani kendisine sorduğun zaman ben öyle davranarak doğrudan askeri darbeyi önledim diyor. Bu muhteşem tablo Çağdaş Türkiye tablosudur. Demirel'in Cumhurbaşkanlığının son dönemi DSP, Anavatan ve MHP koalisyonuna denk geldi. Sayın Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı süresinin bir dönem daha uzatılabilmesi için gerekli anayasa değişikliğinin yapılması konusundaki düşüncemi kendilerine de arz ettim. Ecevit, istikrarın devam edebilmesi açısından, hem siyasi istikrar hem ekonomik istikrarın devam etmesi açısından Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasını kritik bir adım olarak görüyordu. Demirel'in görev süresini uzatacak anayasa değişikliği için 406 milletvekilinden imza toplandı. Ama seçim günü geldiğinde hesaplar tutmadı, oyların sayısı yetmedi. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı böylece bitti. Teklifin 3. maddesi reddedilmiştir. Oylama gizli olduğu için karşı oyların çok önemli bir bölümü, zannediyorum bizim partiden onlardan çok daha fazlası, bizzat Doğru Yol Partisi'nden gelen oylardı. Çünkü rahmetli Erbakan'ın istifasından sonra Sayın Demirel başbakanlık görevini beklenildiği gibi veya bekledikleri gibi Sayın Çiller'e değil bana tevdi etmişti.
Demirel Cumhurbaşkanlığına veda konuşması yaparken gazetecilerin aklında tek bir soru vardı. Siyasete geri dönecek mi? Şimdi siz bu suali bana sormuş olun. Ve deyin ki bir şey açık net cevap vermedi deyin. Neden vermedi derseniz böyle cevap vermek istemediği şeyi laf kalabalığına boğar deyin. Süleyman Demirel'in en büyük destekçisi eşi Nazmiye Demirel'di. 1948'de evlendiler, 65 yıl evli kaldılar. Eşi gözetim altına alındığında, yasaklandığında her dönem yanındaydı. Neredeyse hiç röportaj vermedi. Nazmiye Demirel 2013'te hayatını kaybetti. Süleyman Demirel için en büyük kayıptı. Çok sıkıntılı günlerimiz olmuştu siyaseten. Hepimize moral verirdi. Ülkenin sıkıntılı günlerinde moral verirdi. Yüce bir insandı. Cumhurbaşkanı, başbakan, genel başkan, bir bilen, barajlar kralı, baba. Süleyman Demirel eşinin yokluğuna 2 yıl dayanabildi. 17 Haziran 2015'te 91 yaşında hayatını kaybetti. Darbelerle, muhtıralarla geçen, Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasiye adanan hayatı yakın Türkiye tarihinin özeti oldu. Dündeki bir takım korkulular, dündeki bir takım ön yargıları bugüne taşırsanız hem bugünü hem geleceği tarif edersiniz. Onun içindeki dün dündür, bugün bugündür dendiği zaman bu o kadar yanlış bir şey değildir.